İbrahim. Geçti kardeşim. İbrahim kendine gel. Ne olur. İbrahim. Hünkârım. Müsaade edin yardım edeyim. Sakın. Sakın yaklaşma buraya. Gözümün önünden kaldırın şu hatunu. Biliyorum bana itimadınız yok. Lakin şehzademizin vaziyeti kötü. Bu tepsinin içindeki bitkiler hayli tesirlidir. Rahat nefes almalarını sağlar. Müsaade edin yardım edeyim. Hünkârım ne olur müsaade edin. İbrahim'in durumu iyi değil. Hünkârım, Yadigar Paşa kaçmış. Anlaşılan o ki sizi payitahttan uzaklaştırmak için İznik Kadısı'nı mahsus ihbar etmiş hain. Biz de bu sebeple geldik Kemankeş. Hainler yüzlerini göstersin diye. Biri Yadigar Paşa'ymış. İzini sürün köpeğin. Ölü yahut diri getirin bana. Emredersiniz. Hünkârım siz en doğrusunu bilirsiniz elbet. Lakin bir an evvel dönmemiz icap eder. Hüseyin Ağa doğru söyler hünkârım. Suikastın haberi payitahta ulaşmadan dönmemiz elzem. Şehir karışır, tevatürü bile kâfi. Telaş etmeyin. Validem de Abaza Mehmet Paşa da ne yapacaklarını biliyorlar. Biz de Allah'ın izniyle şafaktan önce yola revan oluruz. İsmin ne senin? Sanal Ber, hünkârım. Sanal Ber. Demek ki Yadigar Paşa canımı alman için sana emir verdi. Lakin sen yapamadın. Yapmadım. Ben sizi gördüm. Uzun zaman önce. Nerede gördün? Simsiyah bir atın üzerinde geldiniz. Uzun yeleleri vardı. O kadar güçlü, heybetliydi ki. Tıpkı sizin gibi. İndiniz. Yanıma geldiniz. Su istediniz benden. Ben size su verdim. O günden beri de hep sizi hayal ettim. Sizi bir kez daha görmeyi. Ne zaman oldu bu? Seneler evvel. Ben 13 yaşındaydım. Bursa'da. Yadigar Paşa'nın av köşkünde. Kuluyum zira. Beni o aldı. O baktı, o yetiştirdi. Sizi öldürmemi istediğinde hemen kabul ettim. Yoksa başkası yapardı. Ama en çok da sizinle olmak istediğim için kabul ettim.